Klonlama günümüzde embriyoların veya herhangi bir organizmanın kopyalanmasıyla aynı anlamda kullanılmaktadır. Ancak klonlama sadece bir embriyonun veya organizmanın benzişik ikizinin yaratılması değil, aynı zamanda özgün bir DNA parçasının da çoğaltılması anlamına gelmektedir. Bir organizmanın kopyalanması ilk defa 1972 yılında İngiliz bilim adamları tarafından yapılmıştır. Bu çalışmada kurbağa embriyosu hücrelerinin çekirdeği, döllenmiş kurbağa yumurtalarının içine yerleştirilmesiyle kurbağa elde edilmiştir. Ancak bu kurbağaların çok yaşamadan öldükleri görüldü. Klonlama ile ilgili tekniklerde anlatıldığı şekilde 1993 yılında Amerikalı bilim adamları embriyoları ikiye bölerek aynı genetik yapıya sahip ikizler oluşturmuşlardır. Bu embriyolar 32 hücreli safhaya gelene kadar yetiştirildikten sonra imha edilmiştir. Memeli bir hayvanın kopyalanması ise 1996 yılında Dr. Ian Wilmot ve arkadaşları tarafından İskoçya Roslin Enstitüsü'nde gerçekleşmiştir. Dolly adı verilen koyunun İskoçya Roslin Enstitüsü'nde kopyalanmasıyla birlikte klonlama tüm dünyada büyük yankılar uyandırmış, etik ve moral açıdan da son derece tartışılır hale gelmiştir. İzleyen yıllarda Hawaii Üniversitesi'nde çalışan bilim adamları tarafından fare kopyalandığı bildirilmiştir. Benzer şekilde bir Amerikan biyoteknoloji firması 2001 yılında yumurta çekirdeğinin yetişkin bir insan hücresinin çekirdeğiyle değiştirilmesiyle insan embriyosu klonlandığını, ancak klonlanan bu embriyoların kısa sürede öldüğü bildirildi. Aynı yıl Texas A&M Üniversitesi bilim adamları tarafından ilk kedi kopyalanmıştır. İzleyen yıllarda hiçbir kanıt göstermeksizin insan klonladığı ve kopya bebeğin doğduğu iddia edilmiştir. Ancak etik açıdan daha önce de sorun yaşayan ve bilim adamı niteliği tartışılan bu kişileri hiçbir bilim adamı ciddiye almamıştır. 2004 yılında Güney Koreli bilim adamları insan embriyosunu klonladıklarını ve bu embriyoların blastosist aşamasına kadar geldiğini ve sadece bir tanesinden kök hücre elde edildiğini bildirdiler. İnsan klonlamaya yasak getirilmişti. Ama tüp bebek uzmanı ünlü doktor şok bir açıklama yaptı. Dünyada kopya insan yöntemiyle uğraşan ilk doktor olarak tanınan İtalyan Severino Antinori, klonlama, genetik kopyalama yöntemiyle 3 bebeği dünyaya getirdiklerini, bunların 9 yaşında olduğunu ve Doğu Avrupa'da yaşadıklarını söyledi. Antinori, İtalya'da yayınlanan Oggi dergisinin yarın yayınlanacak sayısındaki demecinde, insan klonlama tekniğiyle 3 çocuğun doğmasına yardımcı oldum. İkisi erkek, biri kız ve bugün 9 yaşındalar. Sağlıklı doğdular ve şu anki sağlık durumları da çok iyi ifadesini kullandı. Bildiğiniz gibi bilimde yasak olan pek çok deneyin gizlice yapıldığı ortaya çıktı. Korkunç deneyler deyince akla ilk gelen ülke Çin oluyor. Çin bu konuda pek insaflı davranmıyor. O yüzden her türlü korkunç bilimsel araştırmalar hala sürüyor. Geçtiğimiz aylarda açıklamada yapan Shenzhenli araştırmacı He Zhuangqi, tüp bebek tedavisi yöntemiyle dünyaya gelen ikiz kız bebeklerin DNA'larını geliştiren yeni ve etkin bir yöntemle değiştirdiğini duyurdu. 7 kadının tüp bebek tedavisi sırasında bazı embriyoların genetiğinin değiştirildiği ve hamilelikle sonuçlanan ilk denemede ikiz kız bebeklerin dünyaya geldiği açıklandı. Uzmanlar He'nin açıklamasının doğrulanması halinde bunun genetik bilimi ve etik açısından yeni bir dönem başlatacağına dikkat çekiyor. Genetik tasarım birçok ülkede DNA'da yapılacak değişikliklerin gelecek nesillere aktarılabileceği ve diğer genlere zarar verilebileceği endişesiyle yasak. Bazı uzmanlar da insan deneyi olarak nitelendirdikleri bu denemelerin çok riskli olduğunu söylüyor. Bazı bilim adamları klonlamanın insanlık için büyük bir gelişme olduğunu ileri sürerken, bazıları da bu çalışmaları insanlık ayıbı olarak görüp kesinlikle engellenmesi gerektiğini düşünmektedir. Bu düşüncelere sahip klonlama karşıtlarının yaptığı çalışmalar ile başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülke sınırları içerisinde klonlama ile ilgili çalışmaların yapılmasını yasakladı. Klonlama yanlıları ise klonlamanın kaçınılmaz bir bilimsel gerçek olduğunu ve yapılan yasakların bilimi yavaşlatmaktan başka bir şey olmadığını savunarak her ne pahasına olursa olsun çalışmalara devam edeceklerini açıkladılar. Bu tartışmalar tüm bilim dünyasını sardı ve birçok bilimsel kuruluş klonlama, özellikle de insan klonlama çalışmalarının ahlaki ve bilimsel bir yanlış olduğu konusunda karara vardı. Klonlama sonucunda dünyaya gelen ilk canlı Ian Wilmot ve ekibinin çalışmaları sonucunda 1997'de klonlanan Dolly adlı koyundur. Bu koyunun klonlanmasında çekirdek transferi yönteminden yararlanılmıştır. Klonlama çalışmaları yapan ve yapmaya devam eden bilim adamlarının çoğu bu çalışmaları yeni bir birey dünyaya getirmek için değil de sadece tedavi amaçlı kullanılacak kök hücreleri üretmek için sürdürdüklerini belirtiyorlar. Tedavi amaçlı klonlama çalışmalarda ise amaç klonlama sonucunda kök hücre elde etmektir. İlk hücre bölünmesinden yaklaşık 5 gün sonra yeni embriyonun yaklaşık 100 hücre oluşturacak kadar bölünmesiyle oluşan ve başkalaşarak 200 değişik vücut hücresine dönüşebilen bu hücrelere kök hücre adı verilir.
Bu hücrelerin bir kısmı organları, bir kısmı ise kan, saç, tırnak ve deri gibi vücut bölümlerini oluştururlar. Klonlama ile kök hücre elde etmeyi planlayan bilim adamları, bu kök hücreler yardımı ile birçok hastalığa çözüm bulunacağını ve daha ileriki dönemlerde yine bu hücreler yardımı ile organ üretimi ve nakli yapılabileceğini iddia ediyorlar. Koyun Dolly, İskoçyalı bilim adamları tarafından 1996'da üretildi. Bazı bilim insanları Dolly'nin kısır olacağını, üreyemeyeceğini öngörmüş olsa da Dolly'nin yaşamı boyunca 6 kuzusu oldu. Böylece yaşam fonksiyonlarını gayet iyi bir şekilde sürdüren başarılı bir klon meydana getirildiği düşünüldü. Fakat ortalama bir koyun ömrü 10-12 yıl arasındayken, koyun Dolly daha erken bir yaşta 2003 yılında 7 yaşındayken öldü. Ölümünün sebebi net bilinmemekle beraber bazı hipotezler ortaya konuldu. Dolly'nin klonlama sonucu değil de normal koşullarda oluşan ileri derecede bir akciğer hastalığına ve artrite sahip olması nedeniyle acısını dindirmek üzere ötenazi edildiği söyleniyor. Ancak bütün bilim adamları bu konuda aynı fikri paylaşmıyor. Vücut hücrelerinin kendini yenileme yetisi çok kısıtlıdır ve bu şekilde deride kırışıklıklar, saçlarda beyazlamalar ile yaşlanma olayı meydana gelir. İşte bazı bilim insanlarına göre Dolly de bir vücut hücresinin kopyalanmasıyla meydana geldiği için organları erken yaşlanmış, bu nedenle erken ölmüştür. Bu hala tam açıklamaya kavuşmamış bir konu olarak kalmıştır. Ancak Dolly ne şekilde ölmüş olursa olsun bilim camiasına çok büyük bir miras bıraktığı kesin. Fakat bu başımıza iyi şeyler mi getirecek? Dolly'nin ardından insanlar tavşan, domuz, fare, maymun gibi birçok hayvanı klonladı. Bu klonlamalar genelde çiftlik hayvanlarında verimli et ve süt üretiminin devam etmesi için yapılıyor. Bu tür çalışmalar Türkiye'de de yapılmıştır. Fakat bilim sürekli ilerleyen bir şey ve insanlar bunlarla sınırlı kalmak istemiyor. Bilim adamları klonlamayı, kök hücre tedavileri, nesilleri tükenmek üzere olan hayvanların çoğaltılması, kaybedilen veya sağlıksız olan insan organlarının nakli içinde kullanmak istiyor. Belki de klonlama hiç açılmaması gereken Pandora'nın kutusundaki bir şeydi. İlk klon bebek evin üretilmiş olduğu söylense de şanslıyız ki henüz bu çalışmalar açık açık yürütülemiyor. İnsan klonlama işlemi yasaklayan anlaşmayı 19 Avrupa ülkesi imzaladı. İnsan hakları hususunda etik açıdan çok tartışılan bir konu olduğu için ülkelerin bunu yasallaştıracağı düşünülmüyor. Etik açıdan sakıncalı olmasının en büyük sebeplerinden biri klonun da duygu ve düşüncelere, hislere sahip olabilecek olması. Ona bir klon gibi mi davranılmalı yoksa insan hakları onun için de geçerli mi olmalı? Bu tartışma konusu birçok din tarafından da etik görülmediği düşünülüyor. Amaçlanan şeylerden birisi de insanların klonlarının yapılıp eğer o insan akciğer, böbrek gibi organ nakli gerektiren bir hastalık geçirirse klonun öldürülüp organın alınması ve o insana nakledilmesi aynı DNA'ya sahip olacakları için organ bulmak artık hiç zor olmayacak. Peki ama o klonun yaşama hakkı elinden alınıp onu öldürenler katil olmayacak mı? Bu açıdan düşünüldüğünde umarız ki insan klonlama işlemi yasak kalmaya devam eder. İnsan klonlamak mümkün mü? Sorusunun yanıtı kesinlikle evettir. Ancak çoğu insana göre insan klonlamak Tanrı'nın işine karışmaktır. Ayrıca klonlanan insanın ruhu nerede olacak? Klonlanan insan klon olduğunu öğrendiğimde nasıl bir tepki verecek? Klonlanan insan, insan haklarına tabi midir? Gibi pek çok soru cevapsız kalmaktadır. İnsanoğlunun kendi ırkından olana bile tahammülü yokken, klon bir insanı nasıl dışlayacağı merak konusu. Ayrıca klonlama ile süper güçlü, ancak IQ seviyesi yerlerde bir insan yaratmak, köleliğin yeniden hortlaması demektir. Bu ve buna benzer sebeplerden dolayı insan klonlamak tüm dünyada yasaklanmıştır.